Evet, anla bakalım. Şimdi efendim, adaylık benim hakkım. Sakin gücüm, ben Hande'yim. Peki bu kez başarabilecek misin? Kemal olmaz. Twitter'da saçmalayıp duruyor. Ya ben? Neden olmasın? Seni neden aday yapalım? Bunu akşam onda Twitter'dan açıklasam. 10 seçim kaybettin. Galiptir bu yolda. Mağlup denmiyor muydu? Yok, bu o değil. Seçirsem ilk 3 dakikada dövizi düşüreceğiz. Soru neydi? 13 dakikada enflasyon tekne olacak. Genel başkanım dururken bana aday olmak düşer mi? Aslında düşer bence. Ben başbakan olacağım. Bana aday olmak çok yakışıyor, biliyor musunuz? 23 dakikada muhasır medeniyetler seviyesini yakalayacağız. Hepsini hesapladık. Gündemi taca atmam yani. Belediye başkanları görevini yapmalı. Belediyeyle neden ilgilenmiyorsun? Ben çok belediye insanı değilim ya. Ben daha çok böyle açış miting. Püh! Taban Ekrem'i ikna etmiştik. Biz fidan diktirdik. Sökelim mi onları? Benim yorum yapmam doğru olmaz. Onun yorum yapması doğru olmaz. Onu yok gibi düşün. O yok ama kim var? Aa, ben varmışım. En güçlü yönünüz? Altın masa. Kayak yapma. İmefin. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsunuz? Başbakan olmuşum. 28 Şubat kararlarından yorum kalanları uyguluyorum. Yakışıksız bir soru bu. Neyi ima ediyorsunuz? Tatil yaparken görüyorum. Batı büyükelçilerle kayağa gitmişiz. Sohbet, muhabbet, balık. He? Bol rakımlı yerde görüyorum kendimi. Kazanırsak Çankaya'da, kaybedersek de yüksek rakımlı bir yerler olabilir. Yahu konuşsana. Ben konuşursam hiç kimse için iyi olmaz. Ben dahil. Niye ki? Bir konuş da görelim. Hebele hebele. Oo. Yalnız belediye başkanları yorum yapmamalı. Özür dilerim, sustum. Belediye niye çalışmıyor? Dikkat çekmemek için icraat yapmıyorum. Mülakatlar bitti. Sonuç ne? Aday mıyım şimdi? Ben değerlendirmemi yapıp size döneyim. Hanginiz bu seçimde en çok oy getirecekse o aday olacak. Peki. Ama hiçbiriniz umut vaat etmezse... evet evet, en doğal hakkınız tabii. Çıkabilirsin. Öf, gene ihale bana kalacak gibi.